aday olmayışı koalisyon ortakları tarafından bu hükmü değiştirip sizi aday yapalım önerisini o nezaketi içerisinde teşekkür ederek reddetmiştir. Ecevit siyasi yaşamı boyunca çok zorluklar çekmiştir. Amerika'da dahil olmak üzere birçok suikasta maruz kalmış, partisi kapatılmış, gözaltına alınmış, 10 yıl siyasi yasaklı olmasına rağmen duruşundan ve ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Ecevit hep halktan yana olmuştur. Hep barıştan yana olmuştur. Kıbrıs Barış Hareketi sırasında biz adaya, savaşa değil, barışı getirmeye gidiyoruz sözleri hala hafızalarımızda taptaze yer etmiştir. Seçim çalışmaları sırasında eşi Sayın Rahşan Ecevit'le birlikte bir mola sırasında Anadolu'nun ücra bir köşesinde bir ağacın altında o mütevazi duruşlarıyla karınlarını ekmek doyururken çekilen fotoğraf da hepimizin hafızalarında taptaze durmaktadır. Ecevit Çalışma Bakanlığı sırasında toplu iş sözleşmesi grev ve lokaft hakkını yasalaştırarak işçi dostu olduğunu göstermiştir. Emekten yana olduğunu göstermiştir. Toprak işleyenin su kullananın diyerek haşhaş yaşağına karşı koyduğu tavırla Ecevit hep köylünün yanında olmuştur. Hep çiftçi dostu olmuştur. Nerede bir sorun varsa yüzü hep emekçiden, halktan, yoksuldan yana olmuştur. Onun için Ecevit'e halkçı Ecevit denmiştir. Ve Ecevit bugün eğer hala saygılı anılıyorsa ve Cumhuriyet tarihinde dürüst siyasetçi imajının en önemli isimlerinden birisi olmuştur Ecevit. Bugünlerde ülkemizin içinde bulunduğumuz bu zor koşullarda Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in ve diğer birçok siyasi liderlerimizin yol göstericiliğinin, onların bıraktıkları o ilkelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamakta yarar var.